Sovyetlerle ilgili çok iyi bir yazım vardır. Çok iyi bir yazıdır o. Bir sene sürdü çalışmam gayet yani neredeyse bir doktora tezi olacak kadar. Kızıl devrim denilen şey hadi diyelim oldu. Ki Lenin'in kaçması falan, kaçırılması, o sınır kapılarından mucizevi bir şekilde geçirilmesi çok acayip bir hikayedir. Kızıl devrim hadi yaptılar. Kızıl devrimden sonra biliyorsunuz. Rusya'da 5 sene süren çok kanlı bir iç savaş sürdü. Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu mu deniyordu Şah yanlılarına, Çar yanlılarına. Kızıl Ordu ile Komünistler ile Çar yanlısı Beyaz Ordu arasında 5 sene süren çok kanlı bir savaş gerçekleşti. Ve Kızıl Ordu'nun kurucusu Troçki'dir. Lenin ekibin beynidir. Bu adamlar Amerikalılarla al gülüm ver gülüm halinde. Ben gayet eski gazete küpürlerinden Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın artık işte şeffaflık ayağına biliyorsunuz böyle olaylar üstünden 50 100 sene geçtikten sonra açıklanır ya. Çıkardığı belgelerden yazışmaları gördüm. Bu adamlar Amerikalarla al gülüm ver gülüm halinde. Amerikalı zenginler Tabi adamlar parasına bakıyor canım. Morgan'dır şudur budur Morgan'da var. Gayet bunlara silah desteği, giysi desteği, bir para desteği uf, uf 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 neler 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 veriliyor. Yani o Amerikan desteği olmadan o iç savaşı Kızıl Ordu'nun kazanması zor. He yine kazanabilirdi. Bile bilemeyiz şimdi tarihte bir değişkeni çekip ne olurdu desen zor bilmek. Şu vardır bir de Kızıl Ordu Beyaz Ordu'ya çar yanlarına savaşırken Yeşil Ordu'yu yanlarına almıştır. Nedir o zamanki Yeşil Ordu? Anarşistler. O zamanın çar karşıtları birçok farklı fikre sahip. Liberal bile var aralarında. Anarşistler biraz liberteryenlere de benziyorlar. Anarşistler yani Yeşil Ordu Kızıl Ordu ile kol kola çara karşı savaşırken Anarşistler durumu fark ediyor. Bir bakıyorlar ki Lenin, Troçki, Amerika ile kol kola. Lan biz hani kapitalizm ve Amerikan emperyalizmi karşıtıydık. Ne yapıyorsunuz siz? Diye ilkeli bir duruş gösteriyorlar. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Yaklaşık sayılarının 600-700 bin olduğu varsayılan Yeşil Ordu, Kızıl Ordu tarafından imha ediliyor. Hesapta kendi yoldaşlarını öldürüyorlar. Bu Buna inanmazlar zaten. Tamam mı? Kabul etmiyor komünistler biliyorsunuz. Çizofrendir bunlar. Şöyle derler. Doğru kabul etseler bile şöyle derler. Devrim kendi evlatlarını yutar. Yani biz orospu çocuğuyuz demenin ot dergisi okuyucusuna hitap eden versiyon. Vesaire vesaire yani Sovyetler Birliği denilen o sosyalist ülkenin Amerikan yardımı olmaksızın kurulması imkansızdır. Keza o savaşta bence belki de şehit olmuştur yani o anarşistler. Bok, ya bok yoluna gitmişler mi diyeyim. O savaşın tek sağlam duruşa sahip adamları anarşistlerdi. O iç savaştan bahsediyorum. 1917 ve 22 arasında süren 5 senelik. Ben bunu gayet çatır çatır belgeleriyle anlattım. İtiraz edenlerin tek dayanağı resmi tarihti. Bize böyle anlatılmadı. Ne yapayım sana öyle anlatılmadıysa? Bak sana belge koymuş. Argüman üret bari de ben de bir ha evet lan diye düzelteyim kendimi değil mi? Böyleyken böyle.